Zeynep Korkmaz aramızda. Eğitim Sen MHP Üyemiz Ahmet Karagöz aramızda. Özel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt aramızda. Ses MHP Üyemiz Tahir Özcan aramızda. Kendilerine Tekirdağ Kes Şubeler platformundan hoş geldiniz diyoruz. Ayaklarına sağlık. Herkes bilir, Konfederasyonumuz TESK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve bağlı olduğu iş kollarının sendikaları geçmişten bugüne toplumsal ve sınıfsal her türlü sorunda öncü rol oynamış, çözüm önerilerini sunmuş, mücadelesini hem alanlarda hem bürokraside en güçlü şekilde vermiş olan bir sendikalar topluluğudur. Ve bu mücadelesini iktidarda hangi parti olursa olsun geçmişte verdiği gibi bundan sonraki süreçte de vermeye devam edecek. Bugünkü gündemimiz tüm vatandaşlarımızı, çocuklarımızdan, kadınlarımızdan, gençlerimizden, engellilerimizden, çiftçilerimizden, emeklimizden, memurumuzdan, tüm kesimleri ilgilendiren bir konu. Bütçe ve hayat pahalılığı ve yoksullaşmayı yoğun bir şekilde yaşayan ülkemizde biz yine KESK olarak eleştirilerimizi yapıyor ve çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bu toplantılar il il yapılmakta. Daha sonrasında da merkezi bir miting kararımız var. Ben sözü KESK Hukuk Sekreterimiz Zeynep Korkmaz'a bırakıyorum. Kendisi basın açıklamamızı hepimizin adına yapacaktır. Değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlarım, hepinizi KESK Yürütme Kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bir bütçe sürecine girdik. Bununla ilgili açıklamamızı sunuyorum. Seçim bütçesi değil, halktan, emekten yana geçim bütçesi istiyoruz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Halkın %99'u olarak yaşadığımız tablo gittikçe kararıyor. Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kabusa çeviren kapsamlı kriz bitmek bilmiyor. Her güne yeni zamlarla uyanıyoruz. Artan hayat pahalılığında maaşlarımız, ücretlerimiz mum gibi eriyor. Ülkeyi yönetenler, gelişmiş ülkelerde bile raflar boş, dünya, hatta gelişmiş batı ülkeleri bizi kıskanıyor, nutukları atıyorlar. Evet, ülkede market rafları dolu ama bizim cüzdanlarımız, ceplerimiz boş. Marketleri, pazarları artık müze gezer gibi dolaşıyoruz. Raflardaki her şey el yaktığı için bakıp bakıp çıkıyoruz. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz olduk. Kış kapıya dayandı. Doğalgaz, elektrik faturası, kabusumuz yeniden başladı. İşsizlik kronik hale geldi. İşsizlerin sayısı 8 milyona yaklaştı. Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsizlik en çok kadınları ve gençleri vuruyor. Şanslı olup çalışacak bir işi olanlardan ise açlık sınırı altındaki bir asgari ücrete kölece çalışması bekleniyor. Çalışan her iki kişiden biri asgari ücret alıyor. Diğerinin ücreti maaşı ise asgari ücrete her yıl daha fazla yaklaşıyor. Her 4 kişiden biri sosyal yardımlar olmadan hayatını asgari ölçüde dahi idame ettiremiyor. Gelir adaletsizliği derinleşiyor. Toplumun en zengin %1'i toplam servetin %41'ini elinde tutuyor. %99 olarak bizler ise geriye kalan %59'u paylaşıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştürülmüş emeğin milli gelirden aldığı pay son 20 yılın en düşük noktasına inmiştir. Her şey bir yana ülkemizin enflasyon ve işsizlik oranlarının toplamından oluşan küresel sefalet endeksinde dünya liderliğine yükselmiş olması her şeyi zaten fazlasıyla anlatıyor. Peki bu duruma nasıl geldik? Maaşlarımız, ücretlerimiz yıllardır hiçbirimizin inanmadığı TÜİK sanal rakamlarına göre artırıldı. Yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı ile ilgisi olmayan bu sanal rakamlar özellikle ücret zammı dönemlerinde daha da aşağı çekildi.
Seçim dönemleri öncesinde ise ağzımıza bir kaşık bal sürmek adına bu sanal rakamların birkaç puan üzerinde artışlar yapıldı. Ama hem iğneden ipliğe her şeye hem de bizden alınan vergileri bu rakamların çok üzerinde zamlar yapıldı. Sonuçta dün aldığımızı bugün alamayacak hale geldik. Satın alma gücümüzü kaybettik, gittikçe yoksullaştık. Yine bir seçim arifesindeyiz. Karşımızda yaklaşan seçimlerde koltuğu kaybetme tehlikesi gittikçe artan bir iktidar var. Bunun için yıllardır hayata geçirdikleri taktiğe bir kez daha sarılıyorlar. 2023 bütçesini halk için kesenin ağzının açılacağı bir bütçe gibi göstererek seçim yatırımına dönüştürmeyi hedefliyorlar. Bu hedef için seferber edilen yüzlerce medya kuruluşu her gün yeni yılda asgari ücretliye, emekliye, memura yüksek oranlı zamlar yapılacak haberleri yapıyor. Buradan emeğiyle geçinen tüm kesimleri, yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Bugüne kadar onlarca, yüzlerce defa hayata geçirilen bu oyunu bozmaya çağırıyoruz. Bugüne kadar bize ne zaman kaşıkla bir şey verdilerse kepçe ile geri aldılar. En son sene başında tarihi artış yaptık dedikleri asgari ücrete Temmuz ayında tekrar artış yapmak zorunda kaldılar. Buna rağmen asgari ücret 2 ay bile geçmeden açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücretle alınan ekmek sayısı 1 yıl olmadan 312 adet. Dolar miktarı 90 dolar eksildi. Sadece asgari ücret değil, tüm ücret ve maaşlar hızla buharlaştı. Yine sene başında asgari ücrete gelir vergisi muafiyeti getirdik. Tüm ücretliler bu muafiyetten yararlanacak dediler. Peki ne oldu? Senenin ortasında ek bütçe yapıp hem gelirleri hem giderleri bir katladılar. Ancak gelir vergisi dilimlerini bir kuruş bile artırmadılar. Hepimiz birkaç ay içinde ikinci vergi dilimine girdik. Önemli bir bölümümüz ise üçüncü vergi dilimine girdi. İşin özü gelir vergisinde asgari ücret muafiyeti ile kaşıkla verdiler ama hepimizin gelir vergisi ile dilim dilim soymaya devam ettiler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden bütçe ile yine bir kez daha aynı oyunu kuruyorlar. 20 yıllık iktidarlarında büyütüp içinden çıkılmaz hale getirdikleri sorunları yarım yamalak düzenlemeler yaparak seçim yatırımı haline getirmeye çalışıyorlar. Yıllardır amasız, fakatsız, koşulsuz kadro talebi için mücadele eden sözleşmelilere ara bir formül olarak yarım yamalak 3+1 sistemini öneriyorlar. Geçici istisnai bir istihdam olması gereken sözleşmeli istihdamı, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm asli ve sürekli tüm kamu hizmetlerini de kapsar hale getiren bu iktidar. Kamuda kadrolu alımı neredeyse bitirme noktasına getirip sözleşmeli istihdamı şişirip sözleşmeli istihdamı 5 kat arttıran da bu iktidar. 9 yıl önce kamuda istihdam edilen her 100 kamu emekçisinden 4'ü sözleşmeli personel iken bugün her 100 kamu emekçisinden 16'sını sözleşmeli personel haline getiren de bu iktidar. Buna rağmen bırakalım ücretli öğretmenler, vekil ebeler, taşeron istihdam edilenler başta olmak üzere yüz binlerce çalışanı her 4 sözleşmeliden birini dahi kapsam dışında bırakan tutan düzenlemeyi müjde olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Üstelik bundan sonra kamuya alınacak, yeni işe başlayacak tüm kamu emekçilerini 4 yıl boyunca eşit işe eşit ücret, iş güvencesi, tayin hakkı başta olmak üzere temel haklarından mahrum hale getirmek amirinin insafına bırakmak istiyorlar. Daha birkaç yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından çift dikiş denilerek hakaret edilen milyonlarca EYT'li aylardır çözüm bekliyor. İşverenler kıdem tazminatını düşük tutmak için EYT'lileri yoğun bir şekilde işten çıkarmaya başladı. Ama iktidar bir taraftan işverene hazine garantili kredi açarken diğer taraftan hala EYT'lilerin emekli maaşını düşük tutmanın hesaplarını yapıyor. Dün TÜİK tarafından evvelki gün açıklanan enflasyon verilerinde
Sonra enflasyon düşüyor propagandası başladılar. Oysa hepimiz biliyoruz ki enflasyon ve hayat pahalılığı birbirinden farklıdır. Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin artış hızıdır. Hızı düşse de enflasyon dolayısıyla hayat pahalılığı artmaya devam etmektedir. Enflasyonun düşmesi için eksiye inmesi gerekiyor. Oysa dün yıllık enflasyon sadece yaklaşık 1 puan hız kaybetmiştir. En önemlisi bizler için, halk için en önemli kalem olan gıda enflasyonu son bir ayda %5,75 artarak yıllık %102,55 seviyesine çıkmıştır. Üstelik bu rakamlar yaşanan gerçek hayat pahalılığının en az yarısını tutan TÜİK'in rakamlarıdır. Hedef her zaman olduğu gibi TÜİK vasıtasıyla enflasyonu düşük gösterip milyonlarca kamu emekçisinin, emeklisinin, işçinin, asgari ücretlinin ücret artışlarını da düşük tutmaktır. Asgari ücret açlık sınırının altında, milyonlarca işçi, emeklisi sadece 3500 lira ile ayakta kalmaya çalışıyor. 20 yıl önce asgari ücretin 3,5 katı olan ortalama kamu emekçisi maaşı bugün asgari ücretin 1,5 katına kadar indi. 20 yıl öncesi asgari ücretin 3 katı olan ortalama kamu emeklisi maaşı bugün asgari ücrete yaklaştı. Üstelik cebimizden alacakları vergilerin bize yol, su, elektrik olarak vermeyeceğini daha baştan söylüyorlar. Açık açık sizden aldığımız ücretlerinizden kestiğimiz vergileri toplumun %1'ini bile oluşturmayan bir avuç zengine, patrona teşvik, vergi affı olarak aktaracağız diyorlar. Nitekim 2023 bütçesinde 84 milyonun kamu hizmetlerine yatırım için her 100 lira verginin sadece 10 lirası ayrılıyor. Buna karşı her 100 lira vergimizin 18 lirası faize, 10 lirası kur korumalı mevduat sistemine ve hizmet alsak da almasak da kamu özel işbirliği projelerine, müşteri garantili şehir hastanelerine, yol, köprü, havaalanı projeleri garantilerine gidecek. Her 100 lira verginin en az %15 lirası savunma güvenlik harcamaları olarak altında silahlanmaya, çatışma ve savaş politikalarına gidecek. En az diyoruz çünkü ne yazık ki kimin yerli, kimin milli olduğunu ben belirlerim diyen, kendisine yönelik en küçük eleştiriyi yöneltenleri bile kolayca terörist, hain ilan eden iktidar iş başında. Dolayısıyla seçimlerin yaklaştığı bu süreçte ülkenin dört bir yanından yükselen geçinemiyoruz feryadını sınır ötesi operasyonlarla, militarist sloganlarla bastırılmasından endişe duyuyoruz. 2023 bütçesinde kesenin ağzını işçiler, emekçiler, emekliler, çiftçiler, küçük esnaflar için, yani halkın %99 için açmıyorlar. Kesenin ağzı her zaman olduğu gibi yine paradan para kazananlar, faizden, hazine garantisinden beslenenler, çalıştırdığı asgari ücretliler kadar bile vergi ödemeyenler için açılıyor. Açlık sınırı altındaki asgari ücretin %50 artırılması konusunda Çalışma Bakanı'nın hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım sözleri iktidarın kimden yana olduğunun fazlasıyla ispatlıyor. %1'in çıkar için %99'u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz. Bunun için bir adım daha atıyoruz emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için. 17 Aralık Cumartesi günü Ankara'da seçim bütçesi değil, halktan, emekten yana geçim bütçesi istiyoruz mitinginde buluşuyoruz. Çağrımız işçisi, kamu emekçisi, emeklisi, asgari ücretlisi, kadını, genciyle bu düzenin çarklarıyla yoksullaştırılan, ezilen, ötekileştirilen herkesedir. Gelin. Temel tüketim maddelerine son 2 yıl içinde yapılan zamların geri alınması, mali kayıplarımızın yaşanan gerçek hayat pahalılığı ve yoksulluk sınırında yaşanan artış temel alınarak telafi edilmesi, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması, tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesi,
Gelir vergisi birinci dilim oranının %15'ten 10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesi, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılması, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisinin alınması, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesi, kamu hizmetlerinin tasfiyesine, özelleştirmelere, kur korumalı mevduat sistemine aktarılan hazine garantilerine son verilmesi, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılması, her türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, engelli yurttaşların erişilebilirlik sorununun çözülmesini, engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, kaynaklarımızın savunmaya, güvenlikçi politikalara silahlanmaya değil, adaletin tesis edilmesi, emek, barış ve demokrasi için kullanılması. Taleplerimize hep birlikte sahip çıkalım. Gelin, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için, emek için, bütçe, güvenceli iş, güvenceli gelecek için omuz omuza verelim. Teşekkür ediyorum.